Bu arada stüdyomuzda bir taraftan da Emine Çilek programı hem başvuruda bulunmuş hem otizmli çocuğunu almak isteyen bir anneydi. Onun çağrılarına hepimiz kulak verdik. Onun isyanlarına hepimiz kulak verdik. Programdaki konuları da hayretle dinlediğini fark ediyorum. Evet, sen dostum, çocuğun için elinden geleni yaparken insanların çocuklarını nasıl bıraktıklarını, onlardan nasıl vazgeçtiklerini, evet, onları nasıl kötü muamelede bulunduklarını görüyorsun ve her seferinde yüzünde, özellikle de gözlerinde bir dehşet ifadesi oluyor. Evet Esra Hanım. Hala daha oğlumdan haber alamıyorum. Günlerdir. Ama hep bir umutla her gün alacağım diye bekliyorum onu. Hala daha görmedim onu ama yani hiçbir zaman bırakmayacağım. Bunu bilsinler yani, hiçbir zaman ondan vazgeçmeyeceğim. Ne kadar kaçırmaya da çalışsalar, o anneye muhtaç bir çocuk. O özel bir çocuk ve küçük. Bunu herkes bilir. Yani şu anda onların yapmış olduğu şey sadece kendi düşüncelerine göre, sadece bencilce, kendi isteklerine göre annesinden mahrum bırakarak yaşatıyorlar. O çocuğum benim konuşsa belki diyecek annemi görmek istiyorum, annemi ara. Ama o kendi düşüncelerince bencilce yaşatıyor ve ben buna izin vermeyeceğim. İşte bazı durumlarda vicdanın daha çok devreye girmesi gerekiyor ki bugün açtığınız bu yara sadece Emine'nin kalbinde değil, belki de oğlunuzun gelişiminde gerilemeye yani bile da sebep olabilir. Çünkü özel bir çocuk olduğunu altına çiziyorsun. Yani ya, şunu da söylemek istiyorum Esra Hanım. Hani sanmasınlar ki ben oğlumu görmeye çalışmıyorum. Geçtiğimiz hafta içi 2 gün öğretmenine ulaştım. Geldiği zaman gösterebilir misiniz dedim. 2 gün bekledim. 2 gün denk gelmedi ama o saati beklerken kişiye anlatamam yani, göreceğim diye oğlumu göreceğim. Dedim ki o beni görmesin ama ben onu göreyim çünkü üzülmesin dedim. İnşallah Cengiz Hayri Çilek nefretin değil de kalbinin sesini dinleyip çocuğu için Emine ile eşiyle bu boşanma sürecinde en sağduyulu yaklaşımı sergiler. Bazen o vicdan gerçekten adaleti en çok sağlayandır bana göre. Bir boşanma süreci yaşayan bu dünyadaki ilk ve son çift siz olmayacaksınız ama çocuğuna iyi davranan ya da kötü davranan kişiler kategorisine girebilirsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.